Evet. Şey konuşacağız abi. Dün akşam ünlüler takımı kazandıktan sonra böyle sevindiler. Sevinçlerinde karşı tarafa da laf attılar. O sevinmede Mavi Mavi şarkısı söylendi. Ve hafta içi, hafta boyunca biz İsmail'i konuşmuştuk. Yemekle ilgili zaafı mı var acaba? İsmail'in en büyük rakibi yemek mi demiştik? İsmail dedik 3 ay yemek yemesek de olur dedi. Efendim o anları izleyelim. Üstüne bütün bunları konuşalım. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Dokunulmazlık kimin işi? Bizim işimiz. Kazanmak kimin işi? Bizim işimiz. Şampiyonluk kimin işi? Bizim işimiz. Çıldırmak. Kırmızı. Son 2, 3, 4. Mavi, mavi, masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gençliğin yâri. Takım, ayaklarınıza, ellerinize, her şeyinize sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Ya takım. Biz zorluklardan beslenen bir takımız. Zorlukların güçlüğü. Arkadaşlar 3 gündür, yemek yemiyorum. Heyecan. Hepiniz helal olsun. Hiç helal olsun. Evet. 3 günde 3 ayda yesek hiç helal olsun. Heyecan seviyorum. Aç kalmaya okey. Ama uyu kazanmamaya hayır. Aç kalmaya evet ama uyu kazanmamaya hayır. Evet. Tebrikler takım, tebrikler. Evet, İsmail'in 3 ay yemek yemesek de olur lafını şöyle bir kenara koyuyorum. Onunla ilgili güzel röportajlarımız var, onu birazdan izleyeceğiz. Ama ben şimdi sevince gelmek istiyorum abi. Karşı taraf seviniyor, Mavi Boncuk şarkısıyla seviniyor. Çünkü zaten mavi takımlar. Sen kırmızı takım olarak mavi mavi derken bir gönderme mi yapıyorsun? Çıldırın çıldırın derken, bunu hep söylüyorum zaten. Acaba bir gönderme mi yapıyorsun? Yani ne bileyim, aklıma şimdi Hande Yener'in kırmızı şarkısı geliyor mesela. Şimdi gönüller takımı sana kırmızı çok yakışıyor diye sevinse arkadaşlar... Sadece onlara bakacaklar mı yoksa laf atar mı mesela bu ünlü takımı? Bunlar hep benim soru işaretlerim. Gökhan seninle başlayalım aslında burada. Yani sana çok geliyor mu? Tadında bir bence mükemmel ya. Ben hep böyle yaratıcı mı? Bence hep böyle sevinçler olsa keşke. Tabii. Yani orada sen kazandın. Kazancını da yani kazandığını da bir şekilde karşı tarafa hissettirmen lazım diye düşünüyorum. Survivor'un kurallarından biri kazanan takımın ufak tefek de olsa belki karşı takıma dokundurmalar da içerse sevinmesi. Ben sevinmeleri görmeyi seviyorum. Tabii karşı takımın ne tepki vereceğini bilemiyoruz hiçbir seferinde. Bu sefer tepki vermediler. Belki... Zaten gönüller hiç tepki vermiyor. Yani vermiyorlar. Verebilirler. Tepki veren genelde ünlüler oluyor. Evet. Yani... Tarih. Survive tarihinde abi sen diyorsun. Survive tarihinde. Ünlüler takımı. Sevinme rekorunu kim kırıyor abi genelde? Burada şunda... Bu Survivor'da. Bu sevinme rekorunu bence gönüller. Aa. Tabii. Hadi be. Peki abi. Gönüllerin... şöyle... Ünlülerin sevinmeleri daha böyle biraz senin dediğin gibi şey yapıcı. Dokundurmalar var. Dokundurmacı. Bak ben de istiyorum bu arada. Evet. Bunlar olmalı. Evet. Ama bunu gönüller yapınca bu ünlüler duramıyor ya. Evet. Oraya çok takılıyorum. Evet. O da çok takılınacak bir şey değil bence. O zaman gönüller de takılsın yani. Anladın mı? Gönüller de bir şey desin. Ya niye demiyorlar yani? Şimdi şöyle gönüller biraz daha alıngan davranıyorlar. Diyelim mi? Öyle mi olsun? Ünlüler daha çok alıngan. Pardon. Ünlüler biraz daha alıngan davranıyorlar. Gönüllerin öyle bir problemi yok. Ama ünlüler bazen mesela böyle onlar sevinirken aralarında konuşuyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Öyle evet. De yapılır mı? Şöyle de yapılır mı? Halbuki herkes kendine göre sevinsin ya ne olacak? Yani tadı ne yapacaklar? Tadı tuzu. Karşı tarafı da ufak ufak dokundurabilirler. Tahrik etmeden esprili bir şekilde sabaha kadar eğlenebilirler, sevinebilirler. Ama tahrik olup da karşı takımı rencide edici şekilde bir şey olursa tabii karşı taraftan da tepki alman doğal. Abi şimdi bak yani evet. Dora haydi Yunus Emre diye bağırıyor. Kırmızı takım arkasında bu tarafa doğru haydi Yunus Emre diye bağırıyor. Sen niye bağırıyorsun kardeşim diye. Havadan nem kapan bir ünlü takımı var. Hangi havadan? Havadan. şeyde işte Dora şeyde bağırdı yani çağrıyla olan olayı diyor. Evet abi. Evet. Ya çok bağırıyormuş. Evet. Dora'nın iğne sesi çok çıktı diyorlar. Dora'nın veya bir başkasının. Sonuçta nem kapıyor arkadaşlar. İşte, ben diyorum ki şimdi bu takıma mesela gerçekten sana kırmızı çok yakışıyor. Bir dokunulmazlıktan sonra şöyle evet. Bir sevinseler. Ne olur diye merak ediyorum mesela. Bağlansam adaya niye belki, böyle seviniyorsun? Belki şimdi demek. Onlar bu mavi maviden sonra senin düşündüğünü de onlar da düşünmüş olabilir. Onlar da hepsi zeki. Tabii. Onlar da şimdi demişlerdir ki bunlar mavi mavi dedi. Biz de İhsan abi gibi düşünelim. Düşünüp de
biz de yarın öbür gün sana kırmızı çok yakışıyor şarkısını söyleyelim bilmiyorum, demiş olabilirler. Başka böyle kırmızı ile ilgili dalga geçilebilecek bir şarkı var mı mesela? Vardır illaki. Ama en güzeli o kırmızı ile ilgili. Sana bir de şey vardı, bir kırmızı bir yabancı bir parça vardı. Red falan diye böyle bir güzel bir parça vardı. Hemen mikrofonu. Abi harikasınız ya. Arada şarkılarda söylüyorsunuz ya. Vallahi bizim ne yaptığımız belli değil. Biz o anda aklımıza ne eserse yaparız abi. Survivor ekstra masasında kimse baş edemez. Süper abi. Yani o anda bizim aklımıza ne esiyorsa yapıyoruz. Yani bir problem yok. Şarkı söyle deriz. Kırmızılım. Şey, defile yapıyoruz. Defile şarkı. Söylemek ister misin? Hayır canım, onu Murat abi söyler. Neyi? Kırmızılım sana canlı yandı canım. Yandı canım diye bir şarkı var ya, kimin şarkısıydı? Sesi çok güzelmiş aslında. Çok tabii canım, dinle, tersten ama dünya çapında. Ya, ne olacak? Kim söyledi o şarkıyı? Kırmızılım sana yandı. Kimin şarkısıydı o? Yakışmadı mı abi? Güzel Gökhan'ın sesi ben güzel. Ben ama bütün şarkıları arabeske çevirme özelliğim var. Dünyanın en pop şarkısında, en rock şarkısında hepsini arabeske çevirebiliyorum. Öyle bir özelliğim var benim. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kadar yedeklere hakim olup da bize hani seyirciye de kandırıyor gibi. Vallahi reklamlardan sonra söyleyeceğim. Neyi? Söyleyeceğim mi? Kimlerin gireceğini pazartesi günü. Vallahi mi? Evet. Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Yani ünlüler takımına kimlerin gireceğini söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Öyle mi söyledin ki yani? Şimdi, tamam. Yedeklerden kim gelecek diyorum şimdi. Evet. Birazdan söyleyeceğim diyor böyle. İzleyici hayır, kesin de söyleyeceğim ben de demedim ben. Hiçbir zaman kesin. Diyor ki süper bir gelin. Hayır abi kesin söyleyeceğim. Bak şimdi kesin söyleyeceğim diyorum. Tabii, dün dedin ki kardeşim sen. İpucu bak, vereceğim dedim. Dün Furkan burada. İpucu vereceğim dedim. Ben baya. Tamam ipucu vereceğim. Tamam ipucu ne? İpucu yok, tamam ben söyledim artık, ipucunu. Şu anda artık geri dönüş yok. Yemin etti. Yemin ettim dedi, sana ben dönemem. Dur daha reklama da var şimdi. Ha tamam da. Söyleyeceğim de var mı reklam ki? Ben reklamlardan sonra dedim de reklam var mı? Reklamımız var mı? Sonra reklam. İyi tamam. Reklamlardan sonra söyleyeceğim. Artık geri dönüşü yok. Öyle mi? Bak Murat abi burada yani abimiz biliyorsun. Evet abi artık Murat dedik. Tamam. Söyleyeceğim. Ünlüler takımına reklama gitmeden söyleyemez misin? Söyleyeyim mi? Yok söyleme tamam. Hayır ya ben öyle şey kurmuştum kendimi. Tamam. Tamam şey yapma reklamdan. Aklıma sonra. O zaman gelecek. Reklamdan sonra. Reklamdan sonra o zaman söylersin. Heh şey konuşalım. Evet konuşalım? Abi şimdi hemen reji uyardı. Çok güzel bir yeri böyle kenara ayırmıştım ya ben. Yok. Hani hafta boyunca İsmail. Hatta o görüntüleri de izleyelim. Hani biz 3 ay yemek yemesek de olur diyen İsmail'in yemek için neler yaptığını bir izleyelim. Arkadaşlar şimdi gelelim pasmayenin faydalarına. Evet. Kim yemeyecek? Arkadaşlar. Ben yemeyeceğim. Ben geçen hafta yedim. Geçen hafta yiyen mesela kendini çıkartabilir mesela. Ben çıkarmak istemiyorum. Ben şimdi sana hem açsın hem sana söylemiş bulundum. Ne yapacağım ben şimdi? Al beni ya. Al beni. Öyle bakma ama bana. Sen bilirsin yani. Hayır şimdi çünkü ayıp etmek istemiyorum. Dışarıda biri kalıyor. Hayır ne alaka canım? Dışarıda biri kalıyor. Tam kalacakken bir şekilde ne yapalım canım? Ama o kalana şimdi ben nasıl şey yapacağım? Ya niye yüklenecekler abi? Çoktan bir taş geldi bana. Bana taş geldi. Niye ne alaka abi? Çıkacağım akşamca. Ben oyun... Sen mi diyorsun yani? Yoksa şu anda Melis'e yüklenecek. Yüklenecek bir şey yok Melis'e. Çünkü çoktan bir taş yedim ben. Benim gerçekten ihtiyacım var yani. Ben bir patates de istemiyorum. Yani buradan sonra oyuna çıkacağız. Gerçekten ihtiyacım var. İsmail tamam ben istemiyorum. Sen git. Tamam ben istemiyorum. Bence de almıyorum. Yok. Ya Barış sen yapıyor. Ya patatesini verin dedim. Ben takım kaptanı olarak ben istemiyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Abi şöyle de ben fikrimi bence burada hepimizin ihtiyacı abi, var. Çok ama Hayrettin abinin dediği gibi dile getiren var. İsmail abi biraz alçak gönüllü olabilirdi. Benim ama fikrim. Ama ben ona veririm demiştim. Dur şimdi bir dakika. Bir dakika. Dur. Ayıp ona da ayıp edeceğim. Ya, ayıp seçmediğime de edeceğim. Ayıp anladın mı? Ayıp değil. Şöyle yapalım. Bence bak bu bak, benim fikrim. Ben de patatesini veririm bu arada. Ben hiç şeyinde hiç sıkıntı değilim. Sıkıntı değil abi. Ben de ben kendi şeyim veririm burada kalıp vicdan. Tamam şundan istedim. Bahsediyorum. Bence ben İlayda'yı şöyle bence geçen hafta alanları bu hafta seçmeyin. Bence patatesimizi veririz onlara. İlk başta buna katılıyordum. Ben kazanacağımı bilmeden daha. Ve dedim hep ki İsmail çok acım şey. Falan diyordu. Ama hep ben öyle. Hepimiz tamam açız. Hepimiz şimdi açız. Ama adamı söylemiş oldum. Ne sana, yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Evet bu görüntüleri belki 60. evine gösteriyor olabiliriz. Dün de gösterdik. Hafta boyunca da bu konuşuldu. Sizde de konuşuldu biliyorum. Çünkü gerçekten haftaya damga vuran bir olay. İsmail gibi bir adam rakipsiz de yol gördü. Hani Poyraz'la acaba bunlar final mi olur diye oralara kadar gidiyoruz. Ama adamın en büyük rakibinin aslında bir yandan da karnının açlığı diye düşünmeye evet. Başladık. Ama o İsmail dün akşam diyor ki 3 ay yemesek de olur diyor. Ne diyorsun abi? Yani tabii insanlar bir şey söylüyor. 10 gün sonra başka bir şey söyleyebilir. O anlık psikolojisi odur. Sonra psikolojisi değişmiştir başka bir şey. Ama şimdi bu izlediğimiz görüntüyü yorumlarsak İsmail Balaban... İsmail Balaban mesela bir oturuşta bir kuzu yer. Evet. Tamam evet. Çünkü onun yaptığı meslek bu. Şimdi adam da orada İsmail Balaban ne hissediyor bence? Diyor ki eğer ben
aç kalırsam rakiplerle boğuşamayacağım. Ve artık son raddeye geliyor. Ve artık başka çaresi yok. Başka çaresi de olmadığı için de orada Melis'e diyor ki ya Melis, orada bir konuşuyorlar Melis'le. Melis diyor ben diyor bir şeyler yemem lazım diyor. Melis de o anda ona, Melis de orada şeyi kazanacağını ummuyor Melis. Yani çünkü kendinin kazanacağını olmadığı için Melis de diyor ki hani dersin ya tamam İsmail ben de kazanırsam senin sana için vereceğim diyor. Sonra da Melis de verdiği sözü tutuyor. Ben orada Melis'i kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Evet, çünkü abi sözünden dönmüyor. Helal olsun. Çok severim sözünden dönmeyen insanları. Helal olsun ve Melis orada en güzelini yapıyor ve İsmail'i seçiyor. İsmail'in burada herhangi bir hatası yok. Yani İsmail ne yapıyor? İsmail çünkü diyor ki ben eğer bunu bir şey yemezsem size faydalı olamayacağım. Takıma faydalı olamayacağım. Adam da ne yapıyor? İstiyor. Melis de ona veriyor. Bu kadar yani İsmail'in orada çok 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 hatalı olduğunu ben düşünmüyorum. Abi çok orada kritik şeyler. Evet. İki tane hani benim başıma geldiği için bahsediyorum işte. Benim de böyle şeyler herkesin, her yarışmacının başına geliyor. Ama günün sonunda ne oluyor biliyor musun? İki tane kadın yarışmacı kalıyor adada yemek yemeyen. Bunlar yemeğe gidiyorlar. Ve biri de geçen haftada yemek yiyen İsmail oluyor. Yani şöyle fotoğrafa baktığın zaman da şey diyorsun bu sefer. Ya kardeşim İsmail sen orada iki tane kadından birinin o hakkını versene diyorsun. Zamanında bana dendiği gibi veya başkalarına dendiği gibi işte. Çok hatalı görmüyorsun belki ama fotoğrafta da sıkıntılar yok değil. Tamam sıkıntı var ama şimdi adamın artık başka çaresi kalmamış. Yani hissediyor adam onu. Eğer ben bir lokma bir şey ağzıma atmazsam hayatım kayacak diyor. Yani mahvolacağım diyor. Öykü hissetmiyor mu onu adada kalan veya Merve? Evet. Onlar da hissediyor olabilir ama şimdi önce Can sonra Canan. Önce Can. Ya ben önce biraz Can sonra Canan abi yani ne yapayım şimdi ben evet yani. De, ben de biraz burada İhsan gibi düşünüyorum yani. Aslında orada yani bir sürü insan var. Zaten belki hiç konuşmasa bunu belki İsmail'i götürecekler bir de. Böyle de bir şey var yani. İsmail zaten takımın en başarılı ismi. Tamam İsmail'i götürüyorum da diyebilir. Bunu da bekleyebilir ama orada kendini garantiye almak istiyor ve kesin hani beni götürün. Yani bu biraz bana garip geliyor. Hele ki bunun üstüne dünkü izlediğimiz bölümde işte 3 ay yemesek de olur deyince kendiyle çelişiyor. Biraz kendiyle çelişiyor yani. Sen hani 10 gün sonra başka şey söyler diyorsun da bu 2 gün sonraki olay. 2 gün önceki oyunda bugünkü oyun arasında 3 ay yemesek o zaman sen 3 ay yemesek de olur diyen adam neden sen hem sembol oyunu kazanamıyorsun üç hem de önce kazanamadığın oyunda birine gidip ya benim de ona hak veriyorum zaten işte baş pehlivan Türkiye'nin en önemli güreşçilerinden bunlarda zaten hepimiz hemfikiriz. Evet. Ama oradaki sen açsan arkadaşların da senin kadar aç. Ben öyle düşünüyorum. Sen onu ölçemeyiz. Kim daha çok aç? Nasıl ölçeceksin onu? Kim daha çok aç ya? Kimin daha çok ihtiyacı var diye nasıl ölçeceksin onu abi? Ölçemezsin. Ölçemez. Ancak şöyle düşünür. Ben oyun, çok oyuna çıkıyorum. Çok kazanıyorum. Takımıma faydalı oluyorum. Ama bunu zaten sen dile getirmesen bence o gün yine götürürlerdi İsmail'i diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Böyle işte bak buralarda birilerinin eline koz vermiş oluyorsun belki. Evet. Yani sen şimdi çok başarılısın. Bayrak yarışlarında tercih ediliyorsun. Avantaj oyununda tercih ediliyorsun. Takımın göz bebeğisin. Ama işte böyle yerlerde belki de bu açığını insanların eline verdiğin zaman da işte sen programın başında dedin ya. Evet. Sergen Balaban'la ilgili açıklamaları. Evet. Ama o açıklamaların biraz da altında bunlar var. Yani bunlar var. Zaten Sergen bir yerde de rakibi Balaban'ın. Evet takımdaşı evet. Ama aslında ileride çok iyi biliyor ki bu kupayı kazanmak istiyorsa Balaban'ı da yenmesi lazım.